İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 1 Ekim 2022 tarihinde Giresun'da partisinin danışma toplantısına katıldı. Soylu'nun gündeminde Mersin polis evine yapılan terör saldırısı vardı. İçişleri Bakanı teröristlerin Suriye'de bulunan Münbiç'ten paramotorla 12-13 saatlik yolculukla Tarsus'a indiğini ifade etti. Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Tekrar söylüyorum. Önemli bir söz yapıyorum. Bu eylemi gerçekleştirenler Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20 itibariyle tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler. Sabah saat 10'a doğru. Bakan Soylu teröristlerin paramotorla 12-13 saatte geldiğini söyledi ancak durum gerçekte böyle mi? Motorlu bir paraşüt mevcut deposuyla havada 12 veya 13 saat kalabilir mi? Paramotor motorlu yamaç paraşütü olarak da biliniyor. Pilot paraşütüne ek olarak sırtında bir tane de pervaneli motor taşıyor. Paramotor saatte maksimum 70 km hıza kadar ulaşabiliyor. Farklı büyüklükteki depolara sahip paraşütler saatte ortalama 3,5 litre yakıt tüketiyor. Depo büyüklükleri ise 8 ila 12 litre arasında değişiyor. Bu özellikler dikkate alındığında bir paramotor maksimum 3 ila 4 saat arasında havada kalabiliyor. Bu sürede ise 150 km mesafe kat edebiliyor. Depo büyüklüğüne bağlı olarak bir depoyla 100-150 km arası mesafe kat edilebilir. Tarsus'la Münbiç arası 400 km. Süleyman Soylu teröristlerin 12-13 saat paramotor kullandığını belirtti. Teknik özellikler dikkate alındığında paramotorun 400 km gidebilmesi veya 12 saat kesintisiz havada kalması mümkün değil. İçişleri Bakanı'nın sözleri gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca Soylu, teröristlerin bu araçlarla fark edilmeden geldiğini de ifade etti. İçişleri Bakanı'nın bu sözleri 27 Ağustos 2022 tarihinde söylediği "Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz, kımıldayamıyorlar" sözünü de akıllara getirdi. Eylül'de Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece polis evine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı iki PKK mensubundan birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 29 Eylül 2022 tarihinde Twitter hesabından öldürülen teröristin Dilşah Ercan olduğunu belirtti. Soylu parmak izi tespitinin de yapıldığını ifade etti. O terör örgütü diyor ki o bizim diyor yanımızda görevimizin başındadır. Peki o bizim nerede? Bu arada parmak izi çıktı. Peki İçişleri Bakanlığı'nın ve Bakan Süleyman Soylu'nun belirttiği gibi öldürülen kadın terörist Dilşah Ercan mı? Fırat Haber Ajansı 3 Ekim 2022 tarihinde Dilşah Ercan'ın bir videosunu yayımladı. Ercan, PKK amblemiyle Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde konuştu. Mersin saldırısını yapan teröristleri anan Dilşah Ercan hayatta olduğunu söyledi. Örgütümüz gereken açıklamayı zaten yapmıştır. Ben görevimin başındayım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifade ettiği Mersin saldırısını yapan ve öldürülen iki PKK'lı kadın teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu sözleri gerçeği yansıtmıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Havalimanı Fevzi Çakmak etabı 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılıştaki konuşmasında raylı sistemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değil kendilerinin yaptığını söyledi. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemlere ne yapmak istiyor? Sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Peki gerçekten de Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun bütün masrafları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından mı karşılandı?
Resmi gazetede 2010 yılında yayımlanan şehir içi raylı ulaşım sistemlerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre belediyeler devam eden metro yapım işlemlerini bakanlığa devredebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de maddi sebepler yüzünden Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devretti. Bakanlık inşaatın bitiminden sonra 29 Eylül 2022 tarihinde metro hattını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geri verdi. Metronun yaklaşık 4,5 milyar TL tutarındaki yapım bedeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aylık ortalama 150 milyon TL olarak 2,5 yıl içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği, Sabiha Gökçen metro hattının tüm masrafları Ulaştırma Bakanlığı tarafından karşılandı sözleri gerçeği yansıtmıyor.